İyi günler. Benim adım Can Kılıç. Austin'deki Texas Üniversitesi'nde fizik bölümünde öğretim görevlisiyim. Teorik parçacık fiziği üzerine araştırma yapıyorum. E, bu sunumda size kara delikler hakkında bilgi vereceğim. Kara deliklerden bahsetmek için ister istemez konuyu Einstein'ın nizafiyet teorisiyle açmak mecburiyetindeyiz. İzafiyet teorisi aslında özel ve genel izafiyet teorisi olarak ikiye ayrılır. Einstein'ın 1905'te öne sürdüğü özel izafiyet teorisi, sabit bir hız ile hareket eden gözlemcilerin evrendeki olayları farklı pozisyon ve zamanlarda gözlemlediğini ortaya koyar. Buna karşılık Einstein ivmeli hareket ile yer arasındaki bağlantıyı ve kütlelerin uzay ve zaman üzerindeki etkilerini tasvir eden genel izafiyet teorisini ancak bundan 10 yıl sonra 1915'te yayınlamıştır. Bizim bu sunumumuzda odaklanacağımız kara delik e, fenomeni genel izafiyet teorisinin öngörülerinden biridir. Fakat e, genel izafiyet teorisinden ana hatlarıyla da olsa bahsetmeden önce özel izafiyet teorisinde de değinmemiz gereken önemli unsurlar var. Özel izafiyet teorisine göre birbirine göre hareket halindeki iki gözlemci için bir çubuğun uzunluğu ya da gerçekleşen iki olay arasındaki zaman farkı birbirinden farklıdır. Daha da önemlisi bir gözlemci için aynı anda meydana gelen iki olay farklı bir gözlemci için farklı zamanlarda meydana gelir. Yani eş zamanlılık kavramı gözlemciden bağımsız değildir artık. Bu fizikteki farklı bir temel kavram için problem yaratır. O kavram da nedenselliktir. Yani bir olay daha sonra gerçekleşen ikinci bir olaya sebep oluyorsa tüm gözlemciler ilk olayın ikinci olaydan önce gerçekleştiği konusunda anlaşmak zorundadır. Dolayısıyla özel zafiyet teorisi içerisinde farklı gözlemciler için bazı olayların meydana gelme sırası değişse de aralarında sebep sonuç ilişkisi olan olaylarda tüm gözlemciler hangi olayın önce hangisinin ise sonra meydana geldiği konusunda anlaşmak zorundadırlar. Özel izafiyet teorisinin bu problemi nasıl çözdüğünü slaydımızdaki grafik ile gösterelim burada uzay zaman diyagramı dediğimiz bir grafiğe bakıyoruz bu grafikte yata eksen pozisyon koordinatını direkt e, dikey eksen de e, zaman koordinatını gösterir meydana gelen her olay gerçekleştiği yer ve zamana göre bu grafikte bir noktaya denk gelir bu grafiği çizerken yata eksendeki bir birimi dikey eksendeki bir birim zamanda ışığın aldığı mesafe olarak seçtik yani bir ışık ışını bu grafikte her zaman eksenlere 45 derecelik açılı doğrular üzerinde hareket eder. Şimdi bu grafiğin merkezindeki yani pozisyon ve zaman koordinatı sıfır olan olayı referans olarak alalım. O anda bu noktadan geçen ve sağa doğru hareket eden bir ışık ışını grafiğimizde gördüğümüz kırmızı renkli doğru ile gösterilir. Yine bu anda bu noktadan geçerek sola doğru hareket eden bir ışık ışını ise grafiğimizdeki mor renkli doğru ile gösterilir. Özel zafiyet teorisi bize hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı hareket edemeyeceğini de söyler. Hal böyleyken grafiğimizin merkezindeki olaydan yola çıkan hiçbir şey sola ve sağa giden bu ışık ışınlarını geçemeyeceği için bunların arasında kalan ve grafiğimizde yeşil, yeşil renkli gösterdiğimiz alanda kalır. Bir başka deyişle merkezdeki olayın sebep olabileceği tüm olaylar yeşil renkte gösterdiğimiz alanın içinde bulunur. Aynı şekilde merkezdeki olaya sebep olabilecek tüm olaylar da grafiğimizde mavi renkte gösterdiğimiz alandadır. Ve gerçekten de özel izafiyet teorisinin kuralları uyarınca tüm gözlemciler yeşil alandaki e, herhangi bir olayın merkezdeki olaydan sonra gerçekleştiği ve mavi renkli alandaki herhangi bir olayın merkezdeki olaydan önce gerçekleştiği konusunda fikir birliğindedirler. Bu bahsettiğimiz sebep-sonuç ilişkisi uyarınca yeşil renkte gösterdiğimiz alana merkezdeki olayın geleceği, mavi renkte gösterdiğimiz alana da merkezdeki olayın geçmişi adını veriyoruz. Buna karşılık geride kalan beyaz renkte alandaki bir olay bazı gözlemcilere göre merkezdeki olaydan önce, bazı gözlemcilere göre ise merkezdeki olaydan sonra gerçekleşebilir. Ama böyle bir olay ne merkezdeki olaya sebep olabileceği, ne de merkezdeki olayın bir sonucu olabileceği için bu nedensellik ilişkisi için bir problem teşkil etmez ve bu şekilde özel izafiyet teorisindeki eş zamanlılığın kaybının nedensellik kavramı ile çelişmediği ortaya konulmuş olur. Bu geçmiş ve gelecek tanımı, kara deliklerden neden hiçbir şeyin kaçamayacağını anlamamızı sağlamakta önemli bir rol oynayacak. Şimdi. Özel izafiyet teorisi çerçevesinde nedensellikten bahsettikten sonra sıra yerçekimi ve uzay zamanın geometrisi arasındaki ilişkileri dile getiren genel izafiyet teorisinden bahsetmeye geldi. Einstein'ın genel izafiyet teorisi temelinde çok basit ama çok önemli sonuçları olan bir fikirle başlar ki buna eşdeğerlik prensibi adını veriyoruz. Eşdeğerlik prensibi şudur. İvme ve yer çekimi bir sistem üzerinde tamamen aynı etkileri yaratır. Bunun ne demek olduğunu slaydımızdaki çizim ile anlatalım. Bir kutunun içinde bulunduğunuzu düşünün ve elinizde bir elma tutuyorsunuz. Bu elmayı bıraktığınızda elmanın hızlanarak aşağıya doğru hareket ettiğini gözlemliyorsunuz. Eşdeğerlik prensibine göre bunun iki farklı açıklaması olabilir. Birinci açıklama zaten büyük ihtimalle aklınıza gelen ilk açıklama yani içinde bulunduğunuz kutu dünyanın üzerinde ve dünyanın oluşturduğu yerçekimsel alan elmayı dünyanın merkezine doğru çekiyor. İkinci açıklamada ise içinde bulunduğunuz kutu aslında uzayda bulunuyor. Yani yakınında yerçekimsel etki yaratan herhangi bir gezegen yok. Buna karşılık kutu giderek hızlanan şekilde yukarıya doğru çekiliyor. Bu durumda siz elmayı bıraktığınızda elma aslında sizin bıraktığınız andaki hareketine herhangi bir değişiklik olmadan devam ediyor. Yani başta hareketsiz ise hareketsiz kalmaya devam ediyor. Fakat kutu ve siz bir yandan yukarı doğru hızlandığınız için size göre elma giderek daha hızlı bir şekilde kutunun tabanına doğru yaklaşmaya başlıyor. Tabi burada aslında olan kutunun tabanının giderek hızlanarak yukarı çıkması ve hareketsiz duran elma ile arasındaki mesafeyi kapatması. Burada önemli bir nokta her ne kadar günlük yaşamımızda Birinci senaryo ikinci senaryoya göre çok daha muhtemel de olsa kutunun içinde yapacağınız hiçbir deneyin bir açıklamanın yanlış diğerinin ise doğru olduğunu kanıtlamasına mümkün olmadığı. Bir başka deyişle birinci senaryodaki yer çekiminin etkisi ve ikinci senaryodaki ivmelenen sistemin etkisi fiziksel olarak tamamen aynı sonuçlara yol açıyor. Şimdi kulağa, kulağa gayet gasit, basit gelen eşdeğerlik prensibinden ne gibi önemli sonuçlar çıkarabileceğimizin üzerinde duralım. Bu slaydımızda eş değerlik prensibini kullanarak ışığın hareketi hakkında ne öğrenebileceğimizden bahsedelim. Bir kutunun içindeki bir ışık kaynağından bir ışık ışınının yatay yönde sağa doğru harekete geçtiğini ve aynı zamanda bu kutunun yukarıya doğru çekilmeye başladığını farz edelim. Bunu slaydımızda soldaki resimde görebilirsiniz. Işık ışını kutunun hareketinden bağımsız olarak sağa doğru ilerlemeye devam ettiği için başladığı yönde düz bir çizgi üzerinde yoluna devam edecektir. Bunu da kesikli siyah çizgi ile gösteriyoruz. Bir süre geçip ışık ışını kutunun karşı doğruna vardığında kutu başlangıçta bulunduğu noktadan daha yukarıda bulunduğu için ışık ışını duvara başladığı noktadan daha yere yakın bir noktada ulaşacaktır. Bunu da slide'mizdaki ortadaki resimde gösteriyoruz. Peki bunu kutunun içinde bulunan bir gözlemci nasıl yorumlayacaktır? Bu gözlemciye göre ışık ışını yatay hareket etmeye başlamış olsa da ilerledikçe yatay olmaktan giderek çıkacak ve yönü e, kutunun zeminine doğru dönmeye başlayacaktır. Şimdi eşdeğerlik prensibini bu duruma uygulamaya hazırız. Hatırlayalım ki eşdeğerlik prensibi bize emrelenen bir kutudaki gözlemci ile yerçekimsel bir alandaki bir kutudaki gözlemcinin yaptığı gözlemler arasında hiçbir fark olamayacağını söyler. Yani hızlanarak yukarıya doğru çekilen kutunun içindeki gözlemci, ışığın yönünün giderek zemine doğru döndüğünü gözlemlediğine göre, yerçekimsel bir alanın içinde bulunan gözlemci de aynı sonuca varmak, yani ışığın aşağıya doğru yönünün değiştiğini görmek zorundadır. Bunu da slaydımızda en sağdaki resimde gösteriyoruz. Yani eşdeğerlik prensibini kullanarak ışığın da aynen kütleye sahip olan madde gibi gerçekimsel alanda düştüğü çıkarımını yapıyoruz. Elbette ışığın hızı çok yüksek olduğu için kutu yukarıya inanılmaz bir kuvvetle çekilmediği sürece bu bahsettiğimiz etki çok küçük olacaktır. Yani bu etkiyi denesel olarak teyit etmek için ışığın yola çıktığı ve karşı duvara ulaştığı noktaların yüksekliğini son derece hassas bir şekilde ölçmemiz gerekir. Buna karşılık sunumumuzun ana konusu olan kara deliklerin yakınında yerçekimsel kuvvetin gücü dünyanın yüzeyindekinden çok daha kuvvetli olduğundan göreceğimiz gibi bunun ışık üzerindeki etkisi de çok daha önemli olacak. Bir sonraki slaydımızda yine eşdeğerlik prensibini kullanarak yerçekimsel alanda saatlerin nasıl etkilendiğinden de bahsedeceğiz. Önce soldaki resimde gördüğümüz gibi hızlanarak yukarı çekilen bir kutunun tavanında bir saat düşünelim. Bu saatin saniyede bir tıkladıkça çıkardığı sesi de kutunun tabanındaki bir mikrofon algılıyor olsun. Mikrofon kutunun hareketi dolayısıyla saatten kendine doğru gelen dalgalara doğru hareket ettiği için bir dalgayı, bir dalgayı algıladıktan sonra bir dahakine algılaması bir saniyeden biraz daha az sürecektir. Şimdi slaydımızın ortasındaki resimdeki gibi saatin ve mikrofonun yerlerini değiştirelim. Gördüğümüz gibi bu kez mikrofon saatten kendine gelen dalgalardan hızlanarak uzaklaştığı için bir dalgayı algıladıktan sonra bir dahakine algılaması bir saniyeden biraz daha uzun sürecektir. Bu çıkarımlarımızı özetleyelim. Hızlanarak yukarı çekilen bir kutunun içinde tabanda bulunan bir gözlemci tavandaki bir saatin tıklamalarını saniyede birden daha hızlı duyarken tavandaki bir gözlemci ise Tabandaki bir saatin tıklamalarını sa saniyede birden daha yavaş duyar. Şimdi eş değerlik prensibini kullanarak bunun yerçekimsel alanda bulunan bir kutu için ne anlama geldiğini kolayca görebiliriz. Ki bunu da slaydımızda sağdaki resimde gösteriyoruz. Yerçekimsel alanda bulunan ve tabanında ve tabanında birer saat bulunan bir kutunun içindeki bir gözlemci, tabandaki saatin tabandaki saatten daha hızlı ilerlediğini görecektir. Yani başka bir deyişle yerçekimsel bir alanda aşağı doğru inildikçe saatlerin ilerleme hızı yavaşlar. Gördüğümüz gibi temelde çok basit bir düşünceye dayanan eşdeğerlik prensibi yerçekimsel alanda ışığın aşağıya doğru eğildiği ve aşağıdaki saatlerin daha yavaş işlediği sonuçlarına varmamızı mümkün kıldı. Bir sonraki slaydımızda genel zafiyet teorisinde yerçekiminin etkilerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Genel zafiyet teorisinden ve kara deliklerden bahsetmek için uzayın eğriliğinden de bahsetmemiz gerekiyor. Uzayın düz veya eğri olduğunu söylerken tam olarak ne kastediyoruz? Bu slaydımızda bundan bahsedeceğiz. Üç boyutlu uzayın eğriliğini gözümüzde canlandırmak çok zor olduğundan iki boyutlu bir örnek üzerinde duralım. İki boyutta düz uzayı bir düzlem olarak düşünebiliriz. Düzlemde bir noktadan diğerine giden en kısa eğrinin düz bir çizgi olduğunu İzleyicilerimiz sanırım biliyor. Şimdi bir düzlem yerine bir kürenin yüzeyini düşünelim. Örneğin, bunu dünyanın yüzeyi olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bir küre üzerinde iki noktayı birbirine bağlayan uzunluğu en kısa eğri nedir? Örneğin, dünyanın yüzeyinin tamamen su ile kaplı olduğunu hayal edin. Bir noktadan başka bir noktaya gemiyle gitmek isterseniz izleyebileceğiniz en direkt nota Geminiz ile hedef yönüne doğru yola çıktıktan sonra dümeni asla çevirmeniz gerekmeyecek bir rotadır. Çünkü böyle bir rotada her an ileriye yani düz gidersiniz. Ama elbette aynı yönde düz gitmeye devam ederseniz eninde sonunda başladığınız noktaya geri dönersiniz. Yani dünyanın etrafında bir çember çizmiş olursunuz. Bu rota üzerindeyken dünyanın merkezi de her zaman direkt altınızda olduğu için bu çemberin merkezi Dünyanın merkezi ile aynı noktadır. Yani buradan çıkardığımız sonuç o ki bir küre üzerindeki iki noktayı birbirine bağlayan en kısa ve var olan tüm eğriler içinde en düz olanı merkezi kürenin merkezinde bulunan bir çember üzerinde bir yaydır. Daha genel olarak sadece küre yüzeyi değil, daha genel yüzeyler içinde benzer şekillerde iki nokta arasındaki mesafeyi minimuma indiren ve tüm eğriler içinde en düz olan eğrileri matematiksel olarak bulabiliyoruz ve bu eğrilere jeodezik ismini veriyoruz. Yani bir düzlem üzerindeki jeodezikler düz çizgiler iken bir küre yüzeyindeki jeodezikler merkezi kürenin merkezi olan çemberlerin yaylarıdır. Düzlemde 3 noktayı birbirlerine düz çizgilerle birleştirdiğimizde ortaya çıkan üçgenin de iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu sanırım izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Slaydımızda bunu soldaki resimle gösteriyoruz. Şimdi bir kürenin yüzeyinde üç nokta düşünelim. Öyle ki küreyi dünyanın yüzeyi olarak hayal edersek bir nokta kuzey kutbunda diğer iki nokta ise ekvator üzerinde bulunsun. Ayrıca ekvator üzerindeki iki noktanın arası dünyanın çevresinin dörtte biri kadar uzaklıkta olsun. Bunu slaydımızda sağdaki resimde görüyorsunuz. Biraz düşünürseniz Ekvator üzerindeki herhangi bir noktanın da kuzey kutbundan dünyanın çevresinin dörtte bir uzaklığında bulunduğunu göreceksiniz. Yani bu üç noktanın hepsi birbirinden aynı uzaklıkta. Şimdi bu noktaları birbirlerine jeodesiklerle birleştirerek adına küresel üçgen diyebileceğimiz bir şekil oluşturalım. Eğer düzlemde üç kenarının uzunluğu birbirine aynı olan bir üçgen çizersek her köşedeki iç açı 60 derece olacaktır. Peki küresel üçgenimizde bu açılar kaç derece? Bu soruyu cevaplamak için Ekvator'daki noktalardan birini düşünün. Bu noktaya göre Kuzey Kutbu'ndaki nokta direkt olarak kuzey yönünde, Ekvator üzerindeki diğer köşe ise direkt olarak batı veya doğu yönünde olacaktır. Kuzey yönü ile batı ve doğu yönleri birbirlerine dik olduğundan bu köşedeki jeodeziklerin birbiriyle yaptığı açı 90 derecedir. Dolayısıyla bu küresel üçgenimizin her köşesindeki iç açı 90 derece ve iç açıların toplamı da 270 derecedir. Elbette bu eğri olan iki boyutlu uzayda geometrik kuralların düz uzaydan farklı olduğunun sadece bir örneği. Bunun pek çok başka örneği daha var. Örneğin düz uzayda paralel olan iki çizgi asla birbiriyle kesişmez iken eğri bir uzayda birbirine paralel olarak başlayan iki geodezik bir süre sonra birbirine yaklaşabilir, uzaklaşabilir ve hatta kesişebilir. Burada verdiğimiz örnekler hep iki boyutlu uzaya ait de olsa izleyicilerimize evrenimizde uzayın üç boyutlu olduğunu ve bu sunumumuzun başında gör, gördüğümüz gibi zamanın da uzaydan ayrılmaması gereken dördüncü bir boyut olduğunu hatırlatıyoruz. Sunumumuzun geri kalanında kara deliklerin 3 artı 1 boyutlu uzay zamanımızın üzerindeki geometriyi nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz. Genel zafiyet teorisinde yer çekiminin nasıl işlediğini açıklamak için uzay zaman ve madde enerjinin birbirleriyle nasıl etkileştiğini tanımlamamız yeterli. Burada iki ana unsur var. Birincisi madde ve enerjinin etrafındaki uzay zamanda eğrilik yaratması. Slaydımızdaki resimde bunu görsel olarak temsil ediyoruz. Boş bir uzay zamanı bir düzlem üzerinde bir koordinat sistemi oluşturacak şekilde birbirine paralel çizgiler olarak düşünürsek bir yıldız ya da gezegen gibi bir kütlenin varlığı bu uzay zamanda eğrilik yaratıyor. İkinci unsur ise üzerinde kuvvet uygulanmayan maddenin her zaman jeolojikler üzerinde hareket etmesi. E, Slide'mızdaki resimde ortadaki büyük kütleyi güneş etrafındaki ufak kütleyi de bir gezegen olarak düşünelim. Daha önceki slaydımızda gördüğümüz gibi Güneş'in varlığı uzayda eğrilik yaratarak Güneş olmasaydı düz çizgiler olacak jeoriziklerin şeklini değiştiriyor. Öyle ki bazı jeorizikler kendi üzerine kapanarak çember ve elips şeklinde eğriler haline geliyor. Ve Güneş'in etrafında yörüngedeki gezegenler ise bu jeoriziklerin üzerinde hareket ediyor. Bunun genel zafiyet teorisinden önce Newton'un teorileriyle anladığımız yerçekimsel etkileşimden ne kadar farklı olduğunu düşünün. Newton'a göre her kütle başka kütleler üzerinde yerçekimsel bir kuvvete sebep oluyor. Oysa genel zafiyet teorisine göre yerçekimsel kuvvet diye bir kuvvet yok. Nasıl Newton'a göre üzerinde kuvvet olmayan nesneler düz çizgiler üzerinde hareket ederse, Güneş'in etrafındaki yörün, yörüngedeki bir gezegende Güneş'in varlığıyla eğrilmiş olan uzayda düz çizgi kavramına en yakın eğriler olan jeodezikler üzerinde hareket ediyor. Asıl bir nesneyi jeodezikten farklı bir eğri üzerinde hareket ettirmek bir kuvvet gerektiriyor. Bu şekilde yani sadece yer çekiminin etkisinde hareket halinde e, etkisinde hareket haline serbest düşüş adını veriyoruz. Örneğin dünya etrafında yörüngede bulunan uluslararası uzay istasyonunda yaşayan bir gözlemci e, ya da kablosu kopmuş ve düşmekte olan bir asansörün içinde bulunan bir gözlemci serbest düşüş halindedir. Ve bu e, durumlarda gözünüzde canlandırabileceğiniz gibi serbest düşüş halindeki bir gözlemci üzerinde ağırlık ya da herhangi başka bir kuvvet hissetmez. Bu slaydımızın ana fikrini bir kez daha tekrarlayalım. Genel zafiyet teorisinin özündeki fikir aslında çok basit ve tamamen uzay zaman ve madde enerji arasındaki ilişkiyle ilgili. Madde enerji uzay zamanda eğrilik yaratıyor. Uzay zaman ise madde enerjinin nasıl hareket edeceğini belirliyor. Jeodezikler aracılığıyla. Evet, epey zamanımızı aldı ama artık kara deliklerden bahsetmek için ihtiyacımız olan tüm kavramların üzerinden geçtik. Ve sunumumuzun ana konusu olan kara deliklerden bahsetmek için artık hazırız. Kara delikleri açıklamaya klasik fizik yani izafiyat teorisinden önceki ve Newton'un yasalarına dayanan fizikteki kaçış hızından bahsederek başlayabiliriz. Slaydımızdaki resimdeki gibi dünyanın yüzeyinde bir top düşünelim. Burada anlatımımızı mümkün olduğunca basitleştirmek için hava sürtünmesini hesaba almayacağız. Yani dünyanın atmosferi yokmuş gibi yapacağız. Bu topun namlusunun yere paralel olduğunu hayal edelim. Tabi gerçek hayatta e, bu tip bir toptan çıkan güllenin hızı en fazla ses hızının 1-2 katı kadar olur. Böyle bir gülle ...kısa süre sonra Dünya'nın yüzeyine düşecektir. Bu resmimizdeki A erisine denk geliyor. Hayal gücümüzü zorlayarak topun kuvvetini sınırsız derecede arttırabileceğimizi hayal edelim. Namludan çıkan gülenin hızı arttıkça gülenin yere düşmeden önce alacağı mesafede artacaktır. Bu şekilde namlunun izlediği yol A'dan B'ye geçecektir. Hız daha da arttıkça gülle... Hiçbir zaman yere düşmeyecek ve onun yerine dünyanın etrafında yörüngeye oturacaktır ki bunu da C harfli eğri de görüyoruz. Bu noktadan sonra hız daha da arttırılırsa güllenin dünya etrafındaki yörüngesi de bir daire olmaktan çıkıp elipse dönüşecektir. E, D harfli eğri ve hız daha da artmaya devam ettikçe bu yörüngenin dünyaya en uzak olan noktası giderek daha uzağa kaymaya başlayacaktır. Sonunda... Adına kaçış hızı dediğimiz kritik bir hıza ulaştığımızda yörüngenin en uzak noktası dünyadan sonsuz uzakta bir noktaya kadar kayacak yani başka bir deyişle gülle dünyaya bir daha hiç yaklaşmayacak şekilde kaçıp gidecektir. Klasik fizikte bu kaçık kaçış hızının dünyanın kütlesinin yarıçapına bölünmesiyle elde edilen orana bağlı olduğu ve bu oran arttıkça kaçış hızının da arttığını gösterebiliyoruz. Dünyamız için bu kaçış hızı 11.2 km bölü saniyeye denk geliyor. Kütle bölü yarı çapı oranı dünyadan daha yüksek olan Güneş için ise kaçış hızı 42.1 km bölü saniye. Yani Güneş'in yüzeyinden bir nesneyi bir daha geri dönmeyecek şekilde atmak isterseniz bu nesneye vermeniz gereken hız 42.1 km bölü saniye. Şimdi birkaç slide önce... E, Genel zafiyet teorisinin bize ışığın da yerçekimsel bir alandan etkilendiğini ve aşağı düştüğünü gördüğümüzü hatırlayalım. Yani eğer bir gezegenin kütlesi yeterince büyük ya da yarı çapı yeterince küçük ise kütle bölü yarı çap oranı o kadar büyük olabilir ki kaçış hızı ışık hızına yaklaşabilir, hatta geçebilir. Yani klasik fizik ile düşünmeye devam edersek böyle bir gezegenin yüzeyinden yola çıkan bir ışık ışını bile Yerçekiminin etkisiyle gezegenin yüzeyine geri düşmek zorunda kalır. Fakat bu kadar yüksek kütleler ve bu kadar kuvvetli yer çekimsel alanlardan bahsetmeye başladığımızda Newton'un yasaları uygulanabilirliklerini kaybeder ve yerini Einstein'ın genel zafiyet teorisine bırakır. Enteresan bir şekilde her ne kadar genel zafiyet teorisinde yerçekimi Newton'un yasalarındakinden bir hayli farklı bir şekil alsa da Yer çekiminin kuvveti ışığın bile kaçamayacağı derecede yüksek olan kütlelerin varlığı genel zafiyet teorisinde de geçerlidir. Ve işte bu kütlelere ışığı bile kendi içlerine çektikleri için ve dışarıya vermedikleri için kara delik adını veriyoruz. Yine enteresan şekilde bir kütlenin bir kara delik haline gelip gelmemesi aynı klasik fizikte bahsettiğimiz gibi kütlenin yarı çapına olan oranına bağlı. Belli bir kütle için Yarı çap kritik bir değerinin altında ise bu oran da kritik değeri aşıyor ve bir kara delik meydana geliyor. Bu kritik yarı çapın adına Schwarzschild yarı çapı adını veriyoruz. Çünkü bu durumu genel zafiyet teorisinin yasalarını kullanarak 1916'da ilk analiz eden kişi Alman astronom Karl Schwarzschild. Örneğin dünyamız için Schwarzschild yarı çapı aşağı yukarı 1 santimetre. Bu da sanırım dinleyicilerimize ne kadar kuvvetli yerçekimsel alanlardan bahsettiğimizi daha iyi anlama fırsatı verecektir. Çünkü dünyayı bir kara delik haline getirebilmek için tüm kütlesini yarı çapı 1 cm olan bir hacme sıkıştırmamız gerekiyor. Kütlesi dünyadan yüz binlerce kat daha büyük olan güneş için ise Schwarzschild yarı çapı aşağı yukarı 3 km boyunda. Kara deliklerin varlığını Klasik fizikteki kaçış hızı kavramını kullanarak motive ettik. Ama yerçekimsel etkisi bu kadar kuvvetli bir nesneyi gerçek anlamda anlayabilmek için genel zafiyet teorisini kullanmamız gerekiyor. Peki matematiksel detaylara çok fazla takılmadan bir kara deliği genel zafiyet teorisi çerçevesinde nasıl tasvir edebiliriz? Bunun için sunumumuzun başında geliştirdiğimiz iki kavramı kullanalım. Yani uzay zaman diyagramı ve yerçekimsel alanda aşağı inildikçe yavaşlayan saatler. Bu noktada bir de dipnot düşüyoruz. Bu sunumumuzda özellikle açısal momente sahip olmayan kara deliklerden bahsedeceğiz. Bunu daha basit bir dille kendi, kendi etrafında dönmeyen kara delikler olarak da nitelendirebiliriz. Ancak bir kara deliğin içine hapsolmuş olan kütle tek bir noktada toplandığı için böyle bir objenin kendi etrafında döndüğünü düşünmenin de çok anlamlı olmadığını hatırlatalım. Bir kara delik oluşurken içine düşen madde belli bir yöne dönüyorsa fizikteki açısal momentin korunması e, prensibine göre oluşan kara deliğinde açısal momenti e, oluyor. Her ne kadar ortada kendi etrafında dönebilecek bir obje kalmasa da. Bu tür açısal momente sahip olan kara deliklerin etrafındaki uzayın geometrisi açısal momenti sıfır olan kara deliklere göre daha karışık olduğu için bu sunumumuzda sadece açısal momente olmayan adına short trip dediğimiz daha basit karadeliklerden bahsedeceğiz. Ve açısal momente sahip olan adına Kerr Newman tipi karadelik dediğimiz karadelikleri ayrı bir sunuma bırakacağız. Öncelikle uzay zaman diyagramımızda bir noktadan çıkan ve zıt yönlerde giden iki ışık ışınının nedensellik ilişkilerini geçmiş ve geleceği görselleştirmek için nasıl kullandığımızı hatırlayalım. Şimdi e, bu yararlı aracı kullanarak bir kara deliğin etrafında uzay ve zamanın geometrisinin nasıl değiştiğini anlayabiliriz. Slaydımızda yatay eksende bir kara deliğin merkezinden sonsuz uzaklığa kadar giden bir koordinat alıyoruz. Öyle ki slaydımızın en solunu kara delikten çok uzakta, yani onun yerçekimsel etkisini hissetmeyen bir referans noktası olarak düşünüyoruz. Sağa doğru hareket ettikçe kara deliğe yaklaşıyoruz ve kesik çizgiyle gösterdiğimiz Schwarzschild yarıçapına ulaştığımızda daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi ışığın bile kaçamadığı noktaya varmış oluyoruz. Bu noktaya fizikte olay ufku adını da veriyoruz. Çünkü nasıl günlük hayatta durduğumuz yerden dünyanın evliliği yüzünden ufkun ötesindeki bir şey göremezsek olay ufkunu geçen bir nesneden çıkan ışık da uzay zamandaki eğrilikten dolayı asla kara delikten kaçıp uzaktaki bir gözlemciye ulaşamıyor. Olay yufkunu geçip devam ettiğimizde de karadeliğin deliğin merkezindeki tüm kütlenin bir noktaya toplanmış olduğu bu yüzden sonsuz bir yoğunluğa sahip olan tekilliğe ulaşıyoruz. Elbette fizikte hiçbir nicelik gerçek anlamda sonsuz olamaz. Burada asıl söylemeye çalıştığımız kara deliğin tam merkezindeki tekillik noktasında ne olduğunu şu ana kadar keşfettiğimiz fizik yasalarıyla açıklayamıyoruz. Ve ancak kuantum mekaniği ile genel izafiyet teorisini bir araya getiren yeni bir teori elde ettiğimizde kara deliğin tekilliğinde gerçekten ne olduğu konusunda bir fikir edineceğiz. Grafiğimizin üst sırasında soldan sağa doğru kara deliğe yaklaştıkça ışık ışınlarıyla tanımladığımız gelecek ve geçmiş yönlerinin nasıl değiştiğini görüyoruz. Burada kara deliğe doğru serbest düşüş halinde olan yani kendini ağırlıksız hisseden bir gözlemcinin uzay zaman diyagramlarını gösteriyoruz. Kara deliğin çok uzağında herkes, her şey düz, düz, uzaydan hatırladığımız gibi yani ışık ışınları sola ve sağa doğru 45'er derecelik açılar ile hareket ediyorlar. Ve bunların arasında yukarıya doğru dönük olan yönü gelecek, aşağıya doğru dönük olan yönü de geçmiş olarak tanımlıyoruz. Fakat kara deliğe yaklaştıkça zıt yönlerde giden ışık ışınlarının uzay zaman diyagramındaki yönleri değişmeye ve kara deliğe doğru eğilmeye başlıyor. Yani kara delikten çok uzaktaki bir gözlemci ile kara deliğe yakın bir gözlemci için hangi yönün uzay, hangi yönün ise zaman olduğu değişmeye başlıyor. Schwarzschild yarıçapına yani olay ufkuna ulaştığımızda diyagramımızın başlangıçtakine göre 45 derece yana yattığını görüyoruz. Ki bu da kara delikten kaçmaya çalışan bir ışık ışınının bile ancak aynı yarı çapta kalmayı başardığını ve diğer tüm ışık ışınlarının içeriye doğru hareket ettiğini doğruluyor. Ve yine bu nokta ve ötesindeki bir gözlemci için yeşil renkle gösterdiğimiz gelecek yönü ister istemez kara deliğin merkezindeki tekilliğe ulaşıyor. Bir başka deyişle bu noktadan itibaren kara deliğin merkezi artık uzayda bir yön olmaktansa gözlemcinin geleceğinde bir yön haline geliyor. Olay ufkunu geçip tekilliğe daha da yaklaştıkça da diyagramımız yana yapmaya devam ediyor ve tekilliğe ulaşıldığında başta güne göre 90 derece yana yapmış oluyor. Kara deliğin yerçekimsel etkisini biraz da şiirsel bir ifade kullanarak bir şelaleye benzetebiliriz. Ancak gerçek bir şelale gibi burada aşağıya doğru akan şey su değil. Uzay zamanın kendisi oluyor. Olay ufkuna ulaştığımızda uzay-zamanın içeriye doğru e, akması o kadar şiddetli bir hale geliyor ki nasıl şelaleden düşerken bir yandan yukarıya doğru yüzmeye çalışan bir insan bile su ile beraber aşağı çekilirse karadelikten çıkmaya çalışan bir ışık ışını bile içeriye doğru çekilen uzay-zaman ile birlikte kara deliğe düşüyor. Son olarak grafiğimizin alt satırında da e, kara delikten farklı uzaklıklardaki saatlerin farklı hızlarda çalıştığını hatırlatıyoruz. Hatırlayacağınız gibi eşdeğerlik prensibinden bahsederken yerçekimsel alanda daha aşağıdaki saatlerin daha yavaş çalıştığından bahsetmiştik. Bir kara delik için bu etki o kadar had bir noktaya geliyor ki bir saati tam olay ufkunda sabit tutmak mümkün olsaydı bu saat kara delikten çok uzaktaki bir saate göre tamamen duracaktı. Elbette burada asıl olan yine yukarıda gördüğümüz gibi uzay ve zamanın yönlerinin değişmesi yani olay ufkundaki bir saat gerçek anlamda durmuyor. Sadece bu saatin ilerleme yönü kara deliğin içine doğru dönük olan yöne o kadar yaklaşıyor ki saatin ilerlemesi ve içeriye doğru hareket etmesi eş değer hale geliyor. Peki bir kara deliğin içine düşen bir gözlemciyi nasıl bir son bekliyor? Bunu da bir sonraki slaydımızda ele alacağız. Karadeliğin içine düşen bir gözlemciyi nasıl bir son bekler? Böyle bir gözlemcinin son anlarını hayal ederken ilk aklımıza gelen olasılık, onun yerçekiminin çok kuvvetli olduğu bir gezegende kendi ağırlığı altında ezilir gibi bir sonun beklediği olabilir. Ama bu aslında doğru değil. Hatırlarsanız genel zafiyet teorisi çerçevesinde yerçekiminin bir kuvvet olarak düşünmüyoruz. Yerçekimi sadece uzayın eğriliğini, e, uzayın eğriliği ile ilgili bu eğri uzaydaki jeodezikler üzerinde hareket eden nesneler serbest düşüş halindeler. Yani aynen kablosu koparak düşen bir asansörün içindeki bir yolcu gibi ağırlıksız haldeler. Bundan dolayı gözlemci olay ufkundan geçerken bile aslında o anda kayda değer bir şey hissetmez. Tabii eğer bir gözlemci serbest düşüş halinde değil, sabit bir noktada dur durmaya çalışıyor olsaydı, o zaman aynen, aynen, dünyanın yüzeyindeki bir nesne gibi bir ağırlık kuvveti hissedecekti. Bu kuvvetin gücü kara deliğin kütlesine göre ve gözlemcinin kara delikten ne uzaklıkta bulunduğuna göre değişecektir. Örneğin güneş bir kara deliğe dönüşseydi ve bir gözlemci bu kara deliğin olay ufkunun hemen dışında bir noktada sabit kalmaya çalışsaydı hissedeceği ağırlık dünya yüzeyindeki ağırlığın aşağı yukarı 1 trilyon katı kadar kuvvetli olacaktı. Enteresan bir şekilde bir kara deliğin e, Schwarzschild yarıçapı kütleyle oranlı olarak arttığından olay ufkunun hemen dışında sabit kalmaya çalışan bir gözlemcinin hissettiği ağırlık kütlesi giderek artan kara delikleri düşündüğümüzde aslında azalır. Örneğin kütlesi Güneş'in aşağı yukarı 1 trilyon katı e, kadar bir kara delik var olsaydı bu kara deliğin olay ufkunun hemen dışında sabit duran bir gözlemcinin ağırlığı dünya yüzeyindeki ağırlığına aşağı yukarı eşit olurdu. Şimdi serbest düşüş halindeki gözlemciye geri dönelim. Bu şekilde karı deliğin merkezine doğru düşen gözlemci ağırlıksız olduğuna göre hiçbir rahatsızlık hissetmeden tekillik noktasına kadar ulaşır mı? Gözlemci kara deliğin merkezine yaklaştıkça sadece yerçekimsel alan değil o alanın yerden yere değişmesi de e, çok hızlı hale geliyor. Bunu slaydımızdaki resimle gösteriyoruz. Buradaki iki mavi ok gözlemcinin başı ve ayaklarının bulunduğu noktalardaki yerçekimsel alanın e, büyüklüğünü temsil ediyor. Gördüğümüz gibi kara yaklaşan bir roketin içindeki yolcu için vücudunun kara deliğe yakın yanı kara delikten uzak yanına göre daha güçlü bir yerçekimsel alan içinde bulunuyor. Ve elbette merkeze yaklaştıkça bu fark gözlemcinin e, vücudunu uzatır gibi çekerek son derece ...zarar verici bir hale geliyor. Bir kara deliğin içine... ...bir bowling topu attığımızı hayal edersek... ...merkeze yaklaştığında bu bowling topu... ...kara deliğe... E, ...yakın ve uzak noktaları arasındaki... kuvvetlerin farkından dolayı... ...önce bir yumurta şekline... ...ve kuvvetler daha da arttıkça... ...bir spagetti çubuğu şekline... E, ...girecek şekilde deforme olacaktır. İşte bu yüzden bir kara deliğe... ...yolculuk yapmak isteyen bir gözlemciyi... ...bekleyen asıl tehlike... ...yer çekiminin kendisinden çok yerçekimi alanındaki bir noktadan bir noktaya olan değişmelerdir. Bu etkinin büyüklüğü de kara deliğin kütlesi ve gözlemcinin kara delikten uzaklığına göre değişir. Örneğin yine güneşin bir kara deliğe dönüştüğünü düşünürsek bu kara deliğe serbest düşen bir gözlemci daha olay ufkunun bin katı kadar uzaklıktayken bu kuvvetler tarafından parçalanacaktır. Buna karşılık güneşin 1 milyon katı kütlesinde bir kara deliğe düşen bir gözlemci Büyük bir rahatsızlık hissetmeden olay ufkunu geçebilir ve ancak merkeze olan mesafesi e, Schwarzschild yarı çapının onda birine kadar düştüğünde bu kuvvetler tarafından parçalanır. Şu ana kadar kara deliklerin genel zafiyet teorisi çerçevesinde teorik olarak var olabileceğinden bahsettik. Peki evrenimizde gerçekten kara delikler var mı? Var ise bunlar nasıl oluşuyor? Bu slaydımızda bundan bahsedeceğiz. Bunun için de önce yıldızların nasıl işlediğini hatırlayalım. Güneş gibi bir yıldız büyük bir gaz kümesinin kendi yerçekimsel etkisiyle çökmesiyle ulaşır, oluşur. E, bu çöken gaz e, kümesinin merkezindeki ısı o kadar yükselir ki hidrojen çekirdekleri nükleer reaksiyonlarla helyum çekirdeğine dönüşür ve bu süreçte dışarıya yüksek miktarda enerji verilir. Bundan sonra yıldızın tüm hayatı süresince e, gazı merkeze çekmek isteyen yer çekimi ve merkezdeki nükleer reaksiyonlardan çıkan ısının yarattığı basınç birbirini dengeler. Yıldız hayatının sonuna geldiğinde ve merkezindeki nükleer reaksiyonları mümkün kılan yakıt tükendiğinde bu denge bozulur ve nükleer reaksiyonlar artık enerji ortaya çıkarmadığı için yer çekimine karşı koyacak bir güç kalmaz. Bu noktadan sonra e, baştaki yıldızın büyüklüğüne göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bir yıldızın merkezindeki yakıt tükendiğinde dengedeki halinden son haline geçişi arasında bir hayli karmaşık bir süreç vardır. E, ama sunumumuz için bu çok önemli değil. O yüzden ben sadece bu sürecin sonunda ulaşılan son nokta hakkında konuşacağım. Bizim güneşimiz aşağı yukarı 5 milyar yıl sonra yakıtı tükendiğinde bu evrenin sonunda e, beyaz cüce denilen bir hale gelecek. Beyaz cüce haline gelen güneşin büyüklüğü şimdikinden çok daha küçük olacak. Ve bu noktada güneşi yer çekimi altında çökmekten kurtaran şey kalan maddenin çok yoğun hale gelerek çok yüksek bir basınç oluşturması olacak. Buna karşılık başlangıçtaki yıldızın kütlesi daha da arttıkça çöken maddenin yerçekimsel çekimsel kuvveti de artmaya devam edecektir. Ve bir noktadan sonra bir beyaz cüce bile bu kuvveti dengeleyemez hale gelecektir. Bu durumda kalan maddenin yoğunluğu bir atomun çekirdeğinde olduğu kadar artacak ve böyle bir yıldız hayatının sonunda bir nötron yıldızına dönüşecektir. Ama eğer yıldızın kütlesi daha da yüksekse, mesela güneşimizin 20 katı veya daha da fazla, o zaman bir nötron yıldızı bile yer çekimini denge, dengeleyemiyor ve kalan madde çökmeye devam ederek kendi olay ufkunun içine düşüyor. İşte bu durumda kare delikler oluşuyor. Bu şekilde bir yıldızın çökmesiyle oluşan kare deliklerin kütlelerinin Güneşin birkaç katı ile aşağı yukarı 100 katı arasında olması bekleniyor. Ve gerçekten de kütlesi bu aralıkta olan kara delikleri galaksimiz Samanyolu içinde gözlemlemiş durumdayız. Elbette izleyicilerimiz ışığın bile kaçamayacağı bir nesneyi nasıl gözlemlediğimizi merak ediyor olabilirler. Bundan bir, bir sonraki slaytımızda bahsedeceğiz. Evrenimizde gözlemlediğimiz farklı bir tür kara delik daha var ki bunun ismini, ismini süper kütleli kara delik diyor, diyoruz. Bunların kütleleri güneşimizin kütlesinin yüz binlerce katı ile milyarlarca katı arasında değişiyor. Bu tip kara deliklerin galaksilerin merkezinde bulunduğu ve tüm galaksilerin merkezinde böyle bir süper kütleli e, kara delik olduğu e, düşünülüyor. Bunun temsili bir resmini slaydımızın sağ altında görebiliyorsunuz. Fakat elbette e, bu resimde galaksinin merkezindeki kara deliği olduğundan büyük gösterdik. Kütlesi, güneşimizin kütlesinin milyarlarca katı büyüklüğünde bir kara deliği bile e, uzak bir galaksinin merkezinde direkt olarak gözlemlememiz mümkün değil. Yani slide'ımızdaki gibi bir resimde bu kara delik tek bir pikselden bile daha küçük olacaktır. Galaksimiz samanyolunun merkezindeki süper kütleli kara deliğin kütlesinin güneşin aşağı yukarı 4 milyon katı olduğunu biliyoruz ki e, bu aslında samanyolu boyutunda bir galaksi için beklenenden daha ufak kalıyor. Bu kara delik gökyüzünde yay takım yıldızı yönünde bulunuyor. Yıldızların çökmesiyle oluşan kara deliklerin kütlelerinin güneşin aşağı yukarı 1 ila 100 katı olmasını beklediğimizden bahsetmiştik. Peki galaksilerin merkezindeki çok daha büyük kütleli bu dev kara delikler nasıl oluşuyor? İşte bu sorunun cevabı halen bilinmiyor. Astronomların çeşitli teorileri olmaları, olmasına rağmen bu teorilerin hiçbiri henüz gözlemlere dayanarak doğrulanabilmiş değil. Bir kara deliğin olay ufkunun içinden ışık bile kaçamadığına göre kara nasıl gözlemleyebiliyoruz? Kara deliklerin etrafında bulunan madde yer çekiminin etkisiyle kara içine doğru düşüyor. Fakat bu her şeye rağmen zaman alan bir süreç. Bu süreç içinde giderek kara yaklaşan madde, özellikle de açısal momenti olan kara delikler için bir süre bu kara etrafında dönüyor ve bu süreçte kara etrafında bir disk oluşturuyor. Bunun temsili bir resmini slaydımızın üst kısmında görüyorsunuz. Bu disk içinde giderek merkeze yaklaşan madde bir yandan ısınıyor ve yoğunluğu artıyor ve işte bu çok yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki madde elektromanyetik radyasyon yaymaya başlıyor. Bu radyasyon elektromanyetik spektrumda enerjisi en yüksek radyasyon tipi olan gamma radyasyonunu bile içeriyor. Bu radyasyon madde henüz e, olay ufkunun içine geçmemiş olduğu için kara delikten kaçıp bize ulaşabiliyor. Evrende gamma radyasyonu yayabilecek kadar şiddetli olayların gerçekleştiği çok az nokta var. Yani gamma radyasyon kaynaklarını tespit edebilen teleskoplar sayesinde olası kara delik adaylarını gözlemleyebiliyoruz. Bir kara deliğin varlığının gözlemsel olarak ilk teyidi 1970'lerin başında gerçekleşti ve o günden bugüne pek çok başka kara de gözlemlenmiş durumda. Gözlemlenmesi en kolay kara delikler genellikle çiftli sistemlerde bulunuyorlar. Başlangıçta birbirinin etrafında dönen iki yıldızdan biri ömrünün sonuna ulaşıp kara deliğe dönüştüğünde diğer yıldızdan sürekli olarak bu kara deliğe madde ulaştığı için bu tip çiftli sistemlerdeki kara deliklerin etrafında sürekli olarak bir disk var ve bu şekilde sürekli olarak gama ışınları yayıyorlar evrene. Burada bir kez daha slaydımızın üst kısmındaki resmin sadece temsilci temsili olduğunu hatırlatalım. Kara delikler boyut olarak çok ufak olduğu için bunları bir teleskopla direkt olarak gözlemleyip resimlerini çekmemiz mümkün değil. Ancak bunun geçtiğimiz yıl yani 2019 itibariyle artık bir istisnası var. Bir kara boyutu çok küçük olduğundan bir kara deliği görüntülemek için hem e, dünyaya mümkün olduğunca yakın hem de olay ufkunun yarıçapı ve bununla doğru orantılı olan kütlesi mümkün olduğunca büyük bir kara delik bulmamız gerekiyor. İşte Event Horizon yani Türkçe adıyla Olay Ufku adlı deneysel çalışma 2019'da böyle bir kara deliği gözlemlemeyi başardı. Ve elde ettikleri resmi slaydımızın üst kısmı, e, alt kısmında görüyorsunuz. Bu gözlemlenen kara delik daha önce bahsettiğimiz süper kütleli kara delik türünden. Galaksimizden aşağı yukarı 50 milyon ışık yılı uzaklıktaki M87 galaksisinin merkezindeki bu kara deliğin kütlesi aşağı yukarı güneşimizin 6.5 milyar katı ve olay ufku güneş sistemimiz, sistemimizdeki Neptün gezegeninin yörüngesinden bile daha büyük. Burada bir de dipnot düşelim. Bu kadar büyük bir kara delik için bile dünyadaki en kuvvetli teleskobun çözünürlüğü bile bu, bu kadar yüksek çözünürlüklü bir resim çekmeye yeterli değil. Event Horizon deneysel çalışması astronomide interferometri ile tabir edilen bir yöntemle dünyanın pek çok yerindeki pek çok teleskobu sanki tek bir teleskopmuş gibi birleştirmeyi başardı. Ki bu teknik olarak gerçekten insanın ağzını açık bırakacak derecede büyük bir başarı. Bir sonraki slaydımıza geçmeden önce bir noktaya daha dikkat, dikkat çekelim. Bu da bir kara deliğin yerçekimsel etkisi elbette ki sadece e, olay ufkunun içindeki ışın ışınların, ışık ışınlarını etkilemiyor. Kara deliğe olay ufkunu geçmese de yaklaşan ışık ışınları bile kara deliğin etrafındaki uzaydaki çok büyük eğrilik yüzünden karmaşık eğriler üzerinde hareket ediyorlar. Ve ışık ışınlarının karmaşık eğriler üzerinde hareket ettiği başka durumlar gibi örneğin bir merceğin arkasındaki bir objeye baktığımız zaman olduğu gibi Gördüğümüz imaj çeşitli op optik yanılsamalara sahne oluyor. Slaydımızın alt kısmındaki resimde bu tip op optik yanılsamalar işlem gücü çok yüksek bilgisayarların sayesinde ortadan kaldırılmış durumda. Yani bu imaj teleskoptan çıkan ham veriyle değil, bu verilerin işlem görmesinden sonra bilgisayarla oluşturulmuş bir imaj. Bir kara deliğin e, uzayda çok büyük bir eğrilik yarattığından ve bu eğriliğin ışık ışınlarının karmaşık yörüngeler üzerinde hareket etmesine sebep olduğundan bahsetmiştik. Bu etki o kadar güçlü olabiliyor ki eğer bir ışık ışını kara deliğin merkezinden Schwarzschild yarıçapının çapının buçuk katı uzaklıkta ve teğet yönde harekete başlarsa kara deliğin etrafında çembersel bir yörüngede sonsuza dek hareket edebiliyor. Bunun bir de enteresan sonucu var. Eğer bir kara deliğin merkezinden bu kritik mesafede sabit durmayı başarabilirseniz ve başınızı sola veya sağa çevirirseniz gözünüze ulaşan ışık ışınları kara deliğin etrafına çembersel bir yörünge üzerinde hareket ettiği için kendinizi görmeniz mümkün. Bu sunumumuzda kara deliğin etrafındaki mümkün olan tüm ışık yörüngelerini tarif etmeye çalışmayacağız. Ancak kara deliğin etrafındaki ışık ışınlarının karmaşık hareketleri dolayısıyla oluşan optik yanılmaları göz önüne getiren güzel bir animasyon paylaşıyoruz. Bu da bir kara deliğin etrafına dünyayı yörüngeye oturtsaydık, dünyanın yörüngesi üzerindeki hareketi bize nasıl gözükecekti onu güzel bir şekilde gösteriyor. Elbette böyle bir durumda dünyada daha önce bahsettiğimiz yerçekimsel alanın noktadan noktaya değişmesinden dolayı ortaya çıkan kuvvetlerin etkisiyle kısa süre içinde parçalanacaktır. Sunumumuzun sonuna yaklaşırken evrendeki kara delikleri tespit etmemize imkan kılan bir başka yeni metottan da kısaca bahsetmek istiyorum bir sonraki slaytımızda. Bir önceki slaytımızda çift yıldız sistemlerindeki e, yıldızlardan birinin ömrünün sonunda kara deliğe dönüşmesi durumundan bahsetmiştik. Aynı şekilde böyle bir sistemdeki yıldızların ikisi de ömrünün sonuna ulaştığında kara deliğe dönüşebiliyor. Bu tip sistemleri standart astronomi teknikleriyle görmek imkansız gibi. Çünkü bu çiftte delikler birbirinin etrafında dönmeye devam etse de Kara deliklerin içine düşen gaz olmadığı sürece sistemden dışarıya doğru radyasyon yayılmıyor. Ancak bundan 5 sene kadar önce devreye gelen e, giren yeni bir gözlem türüyle bu tip sistemleri de gözlemleme yetisi kazandık. Böyle bir sistemdeki iki kara delik birbirinin etrafında uzun süre dönerken aralarındaki mesafe yavaş yavaş azalıyor ve sonunda birleşip baştakilerden daha büyük tek bir kara delik oluşturuyorlar. Şimdi genel zafiyet teorisinde madde ve enerjinin uzayın eğriliğini etkilediğini hatırlayalım. Bir karadelik çifti, çifti birbirinin etrafında dönerken sistemin yönü sürekli olarak değiştiği için uzaydaki eğriliğin dağılımı da bununla birlikte değişiyor. Ve nasıl ki e, su üzerinde ileri geri hareket ettirilen bir kütle suyun üzerinde dalgalar yaratırsa karadelik çifti de uzayın eğriliğinde dışarıya doğru yayılan dalgalar yaratıyor. Bu dalgalara Kütle çekimi dalgaları adını veriyoruz. Slaydımızın sol kısmında LIGO deneysel grubunun hazırladığı bu sürecin bir animasyonunu görüyoruz. Kütle çekimi dalgalarının özellikle sürecin en sonunda kara deliklerin birleşme anına yakın çok güçlü hale geldiğini görüyoruz. Aşağı yukarı son 5 yıldır bu tip kütle çekimi dalgalarını dünyada saptayabiliyoruz. Bunu ilk olarak Amerika'daki LIGO deneysel grubu başardı ve şimdi İtalya'daki Virgo deneyi ve önümüzdeki yıllarda devreye girecek olan Japonya ve Almanya'daki deneylerde bunlara katılacak. Slaydımızın sağında LIGO deneyinin iki detektöründen birini görüyorsunuz. Bu detektörün çalışma prensibi uzayda hareket eden kütle çekim dalgalarının dünyanın içinden geçerken iki nokta arasındaki uzaklıklar üzerinde çok ufak farklar yaratması. Son derece hassas olan bu detektörler uzay zamandaki bu dalgalanmaları saptayabiliyor. LIGO ve Virgo deneyleri onlarca kara delik birleşmesi gözlemlemiş durumda ve hassaslıkları giderek arttıkça tespit ettiğimiz kara delik birleşme olaylarının sayısı da artmaya devam edecek. Bu deneyler bize daha önce hiçbir şekilde tespit edemediğimiz bu sistemleri gözlemlemek açısından gerçekten astronomide yeni bir çığır açtılar. Bu deneyler yıldızların çökmesiyle oluşan yani kara deliklerin her birinin Güneşin kütlesinin 1 ila 100 katı arasında değişen sistemleri gözlemlemek açısından son derece uygun. Gelecekte farklı frekans aralıklarında çalışan deneylerle, mesela çalışma prensibi LIGO'ya benzeyen ama uzayda yapılacak LISA deneyiyle, bir süper kütleli kara delik ile yıldız çökmesiyle oluşan bir kara deliğin birleşmesi tipi olayları gözlemlememiz de mümkün olabilir. Sunumumuzun sonuna gelirken üzerinden geçtiğimiz ana noktaları kısaca bir kez daha özetleyelim. Özel ve genel zafiyet teorileri bize uzay ve zamanın bir arada düşünülmesi gerektiğini, madde ve enerjinin uzay zamanın eğriliğini belirlediğini ve yer çekiminin etkisindeki nesnelerin bu uzay zamanın içindeki jeoriziklerde ilerlediğini gösteriyor. Bunların kaçınılmaz bir sonucu çok büyük bir kütlenin çok küçük bir hacme sıkıştırıldığında ışığın bile kaçamadığı kara deliklerin meydana gelmesi. Evrende çöken yıldızlardan oluşan kara delikler ve galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara delikler bulunuyor. Bir kara deliğin yakınında uzay zamanda meydana gelen eğrilik o kadar büyük ki olay ufku geçildiğinde kara deliğin merkezi uzak, uzayda bir yön olmaktan çıkıyor ve zamanda bir yön yani gelecek yönü haline dönüşüyor. Kara deliğe düşen nesneler merkezdeki tekilliğe yaklaştığında kuvveti noktadan noktaya değişen yerçekimsel alan tarafından parçalanıyorlar. Karadelikleri yakınındaki maddeden yayılan yüksek enerjili radyasyon sayesinde gözlemleyebiliyoruz. Birleşen karadelik çiftlerinden çıkan kütle çekimi dalgalarını da artık dünyada saptayabiliyoruz. Bu sunumumuzda karadeliklerin en temel özelliklerinden bahsettik. Gelecekte bu sunuma ek ikinci bir sunumla daha teknik bazı konuları da ele almayı umuyoruz. Örneğin açısal momentuma sahip olan kara deliklerin özellikleri, kara deliklerin etrafındaki yörüngelerin özellikleri ve kara deliklerin zaman içinde yok olması ve bunun kuantum mekaniğinde yarattığı büyük sorunlar. Sunumumuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.